Münafıklar şimdi son zamanlarda bir moda çıkarttılar. Kur'an'dan ayetten delil vermek değil de efendim nerede boş konu varsa, nerede zırva, homoseksüellerin yazdığı kitaplar, dinsizlerin yazdığı kitaplar, oralardan kaynaklar vererek İslam'a karşı savaş açıyorlar, Müslümanlara karşı savaş açıyorlar. Sorduğunda elhamdülillah Müslümanım, Rabbim benimle beraber diyor. Ama Kur'an'dan kaynak yok. Nerede ateist, üç kağıtçı, homoseksüel, sahtekar adam varsa onların kitaplarını alıntılar yaparak o aptal kokuşmuş beyniyle, o mikroplu pis bedeniyle kendince İslam'a ve Müslümanlara savaş açacağını, onları fikren yeneceğini zannediyor. Kur'an'la hiçbir münafık baş edemez. Her münafığı yener Kur'an. Kur'an'a karşı küfürden aldığı bilgilerle başarılı olacağını zanneden her münafık o pislik çukurun içine daha da derin düşer. Başka bir şey olmaz. Ahmak kafasıyla bunlarla İslam'a, Kur'an'a karşı alternatif geliştireceğini zanneden her ahmak, her münafık tepe üstü belanın içine daha da derinlemesine gider. Ahmaklığının sebebini de anlayamıyor. Halbuki Allah münafık olduğu için onu ahmak hale getiriyor. Ahmaklığından da sarıldığı şeylere pislik olur. Kur'an'a sarılıp kurtulmayı düşünmez münafık. Pisliğe saldırılarak daha da derinlere iner. Daha da pisliğin içine batar. İslam'a dair kaynaklardan, Kur'an'dan kaynak vereceğine münafıklarda bak dikkat edin, hep küfürden kaynaklar esastır. Yani homoseksüellerin yazdığı kitaplar, din düşmanlarının yazdığı kitaplar ve ipsiz sapsız zırvalar, şeytani zırvalar. Onlarla İslam'la, Kur'an'la baş edeceğini zanneden her münafık mağlup olacağını bilecek.